Merhaba arkadaşlar. Ankara ilinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin TR YÖS ile öğrenci alımıyla ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Bu üniversitenin öncelikle başvuru bilgileri şu şekilde. 14 Nisan'da başladı birinci tur. 14 Mayıs'ta bitmiş ve sonuçların değerlendirilmesi, duyurulması 26 Mayıs. Sonra 2. tur ise 18 Mayıs'ta başlamış ve 14 Temmuz'da bitmiş ve 24 Temmuz'da da açıklanacak. Bu şekilde bir bilgi yayınlanmış. Aynı zamanda bir kılavuz var. Kılavuza baktığımız zaman şöyle. Burada çok detaylı bilgiler var tabii ki. Ve yine aynı tarihler burada var. Burada öğrenim ücretleriniz daha belli olmamış. Fakat bölümlerin kontenjanları belli. Bakın şu şekilde e, uluslararası ilişkiler İngilizce 10 kişi, işletme 10 kişi, ekonomi 10 kişi, siyaset bilimleri 10 kişi, hukuk 130 İngilizce olup 10 kişi, İslam bilimler bölümü 130 Arapça 10 kişi, İngiliz edebiyatı 5 kişi, Japonya Japonca pardon mütercim ve tercümanlık bölümü yanı söyledim özlerim 5 kişi Rusça mütercim ve tercümanlık 10 kişi şeklinde kontenjanları sonra sosyal bilimler psikoloji sosyoloji tarih var Türk dili ve edebiyatı var hukuk Türkçe var fakat oraya geçmiyoruz 13'e kadar bundan sonrası bu üniversitenin e, Kırpız'daki yerleşkesinin bölümleri var bunlar ücretli ve kontenjanlar da biraz daha yüksek. Peki yani şuradan bakalım. 13'e kadar bakıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kontenjanlar dahilinde bölümler var. Eğer bu üniversite düşünüyorsanız TL e başvuru yapabilirsiniz. Peki minimum puan var mı? Onunla ilgili de ek 9'u burada yayınlamışlar. Fakat buradaki bilgiye göre ve bakarsak eğer minimum taban puanlar üniversite senatosu tarafından her yıl diyor belirlenir. Ama web sitesini aradım. Bununla ilgili bir bilgiye erişemedim. Zaten 500 tam puan üzerinden diyor. Tamam orasını da biliyoruz. Ama minimum hangi bölüme veya genel olarak hangi minimum puanı istiyor onunla ilgili bilgi yayınlanmamış. aynı zamanda bu üniversitemiz Türkiye'den alınan veya Türkiye dışından alınan diplomaları da kabul ediyor. Minimum yüzde %80 yani 100 üzerinden 80 notunuz varsa eğer diplomayla da bu üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. Bizim bu videonun çekiş amacı TRS olduğundan oraya düşünürsek tekrar minimum puanlar belli değil. Eğer 2024 yılında TRS sınavıyla bu üniversiteye başvuru düşünüyorsanız eğer bu bilginin faydalı olacağını düşünüyorum. Belki ileriki zaman içerisinde minimum puanlar yayınlanır ve daha da net olur. Hepinize başarılar diliyorum.